Bugün Pisagor teoremi ile ilgili hazırladığım bir eğitim materyali var. Şurada gördüğünüz gibi bir dik üçgen var. Bu iki komşu kenar birbirine dik geliyor. Bunun tam karşısındaki 90 derecenin karşısındaki yere de hipotenüs diyoruz. Şimdi dik bir üçgende şu kenar uzunluğunun karesi artı şu kenar uzunluğunun karesi şu kenar uzunluğun karesine eşittir. Yani şuralara A, şuraya B, şuraya C dersek C kare eşittir. A kare artı B karedir. Şimdi bunu kumdan bu teoremi test etmeye çalışacağız. Öncelikle şu kenar uzunluğu A. Ben bu kenar uzunluğunda bir kare çizersem, şurası A ise şurası da A ve bunu boşaltırsam, içini kumdan doldurursam, yine aynı şekilde şuradaki bir kenar uzunluğu B, şu B kenar uzunluğunda bir kare çizersem ve bunun da içini boşaltıp kum ile doldurursam, şurada gördüğünüz gibi C kenar uzunluğu var. Bu C kenar uzunluğunda da bir kare çizdim ve içini boş bıraktım. Şuradaki karenin alanı artı şuradaki karenin alanı şuradaki karenin alanına eşittir. Şu ikisinin toplamı şuradaki kareyi doldurması gerekiyor. Şimdi bunu suyla yapanlar da var. Ben kumdan yaptım ama şöyle bir şey akla gelebilir. Kum veya da suyu insanlar gördüğü zaman kare olarak değil de hacim olarak insanların aklına geliyor. Şuradaki A kenar uzunluğu, şurası da A kenar uzunluğu. Bunun derinliği, bunların derinliği birbirine eşit arkadaşlar. Bunu 8 santim oydu, 8 milimetre oyduysam, şunun da 8 milimetre oydum, şunun da 8 milimetre oydum. Dolayısıyla metre kareden bahsedebiliriz. Yani hacimden değil de metre kareden bahsedebiliriz. Yani suyu, kumu gördüğünüz zaman aklınıza hacim gelmesin diye öğrencilere ikazda bulunayım ben. Şimdi şunu dedik, şu iki karenin toplamı şuradaki karenin toplamına eşittir dedik. Bunu çevirelim ve doğruluğunu test edelim. Kumun akışkanlığı da gayet güzel. Sudan tek bir farkı var arkadaşlar bunun. Şuraya gelene kadar bir iki defa şurayı çevirip kumun tamamen boşalmasını sağlamamız gerekiyor. Şurada kalan kumu da yine şunu sağa sola hareket ederek de boşalmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi A kenar uzundaki bir kare artı B kenar uzundaki bir karenin alanlarının toplamı şuradaki C kenar uzundaki bir karenin alanının toplamına eşit oldu. Pisagor'u bu şekilde doğruluğunu test edebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki tasarımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.